Sevgili seyirciler, insanlar tarih boyunca devamlı dini konularda çoğu zaman kendi nefsani duygularına, heva ve heves dediğimiz insanın içinde bazı gerçek olmasını arzu ettiği fakat belli bir ilmi temele dayandırmadığı kendi kuruntularını insanlar haklı göstermek için, gerçek gibi göstermek için, daima ön plana çıkarabilmek için mücadele etmişler. Ve bu suretle birbirinden farklı pek çok görüş ortaya çıkmış. Ama bunları belli kriterler, belli ölçüler, belli esaslar çerçevesinde bunları kompoze edip de belli bir esasa rapt eden kimseler aralarında en azından asgari müşterek dediğimiz anlaşabilecekleri temel noktalar tespit edebilmişlerse bu insanlar büyük ölçüde aralarında bir ittifak ve fikir beraberliği sağlamışlardır. Fikir beraberliğini sağlayabilmek için inanç konusunda insanların mutlak surette hiç tartışmasız peygamberlere muhtaç olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda yapılan tartışmalar, öne sürülen görüşler, insanların tefrika ve ihtilaf konusunda ortaya attıkları birbirine muhalif görüşlerin mahiyetinden, karakteristiğinden bunu çok iyi anlıyoruz. İşte bundan dolayı Cenab-ı Hak gerçek neyse onun bildirilmesini, Allah tarafından insanlara bildirilen gerçeğin hakim ve egemen kılınmasını, bu ihtilafların bertaraf edilmesi için şart koşmuştur Cenab-ı Hak. Bunun vazgeçilmez olduğunu bildirmiştir kullarına. Bakın ayet-i kerimede insanlar kendilerine ilim geldikten sonra, ölçü ilimdir. Yani zamanımızda da bilimsellik ön planda ya, bilgi çağı diyoruz bu içinde yaşadığımız çağ. İnsanların gerçekten insanların kesinlik ifade eden bilgilere, kesinlik ihtiva eden, ifade eden bilimselliğe öncelik tanımaları icap ediyor. Böyle olursa insanlar her türlü safsatadan, her türlü demagojiden kurtulma imkanını bulurlar. Belli bir anlaşma zemininde birbirleriyle ihtilaftan kurtularak ittifaka doğru gidebilirler. Bu insanlığın huzuru içinde şarttır aslında. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Felizalike fed'u Vestakim kema umirte ve la tettebi' ehvâehum فَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ فَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ صدق الله العظيم. Ya işte Şura suresinin bu 15. ayet-i kerimesi bakın ne kadar önemli noktaya işaret ediyor. Bundan dolayı felizalike bunun için bu sebepten ötürü fed'u davet et, çağır. İnsanları hak yola davet et. Hak ve gerçek neyse insanları ondan haberdar et manasında. Peygamberlerin vazifesi bu aslında. Gerçekten çok zor bir vazife. Peygamberler İnsanlara aralarındaki düşmanlığa varan ihtilafları ortalar aralarından kaldıracak, gerçek manada huzur ve sükunu ikame edecek bir vazife ifa etmişlerdir peygamberler. Bundan dolayı bakın insanlar birbirlerine devamlı şüphe ve şek, tereddüt aşılıyorlar. Onlar birbirlerini huzursuz edecek temelsiz görüşlerle yek diğerine zararlı oluyorlar. Bu bakımdan onları hak yola davet et. Fed'u, da'a, yed'u'dan emri hazır. Üd'u demek aslında. Fe'ud'u ama üd'u'daki hemze-hemze-i vasıl olduğu için fed'u okuyoruz. Felizalike fed'u. Bundan dolayı davet et. Davet vazifesini bunun için yapacaksın. İnsanları hakka ve hakikate, gerçeğe çağıracaksın. Vestakim, İstikamet üzere ol. Dosdoğru ol. Dürüst davran. İlmin, hakikatin icap ettiği, gerektirdiği şeyleri söyle insanlara.
Kema ümirte, emrolunduğun gibi. Sana nasıl emredildiyse, neyin bildirilmesi senden istendiyse, sen insanlara onları bildir. Senin vazifen budur. İstikamet üzere olmak, her türlü dürüstlük ve sadakat prensipleri içinde hareket etmek. Sadakat her şeyin başıdır. Bugünkü ilim dünyasında da objektiflik ve sadakat, ilmi dürüstlük deniliyor her şeyin önünde. Eğer insanlar sahtekarlık yoluna, düzenbazlık yoluna giderlerse, sahteci davranışlarla birbirlerini aldatmaya kalkacak olurlarsa, kimsenin kimseye itibadı kalmaz. İlme mensup olan kimselerin, ilim adamlarının özellikle bu sıfattan mahrum kalmaları, insanlar için en büyük felaket habercisi olur. Bu bakımdan Cenab-ı Hakk'ın emri kesin ve bu zor bir iş tabii. İnsan karmaşık duygular içinde yaratılmış, son derece komplike bir varlık. İnsanı bugün tanımış olmayı iddia etmek mümkün olur. İnsan bilinmeyen bir varlık. Ya meçhul bir varlık insanoğlu. Çok şeyleri biliniyor ama insanın bilinen yönleri bilinmeyen yönlerine göre çok az. Bu bakımdan bir muamma insanoğlu, bir muamma. Ondan dolayı insanlar arasında bir itilaf ve ittifak kurabilmek, görüş birliği sağlayabilmek özellikle inanç konusunda elbette ki çok zor bir iş. Bundan dolayı istikametin şaşmaz prensiplere bağlı kalmanın zarureti anlatılıyor. İnsan daima belli bir hattı müstakim, belli bir böyle hiç eğrilmeyen dosdoğru müstakim bir yol tutacak insan. O takip ettiği yolun herhangi bir şekilde sağına soluna inhiraf etmeden son derece dürüst, son derece sadık bir şekilde söylediklerinin eli olacak. Özü sözüne doğru olacak insanoğlunun. Kema ümirte, sana nasıl emrolunmuşsa emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimiz'e bu emir Hud suresinde de gelmişti. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bir rivayette şeyyebetni suratu Hud. Hud suresi beni yaşlandırdı buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Böyle buyurmuşlar. Hakikaten bu zor bir iştir. İnsanın gerçekten emredildiği şekilde, kendisine buyurulduğu şekilde hareket etmesi, ondan zerre miktar, en küçük kıl payı kadar ayrılmaması, inhiraf etmemesi, çok güçlü bir karakter ve şahsiyeti, çok güçlü bir seciyeyi gerektirir. Cenab-ı Hak hakikaten bunu vermiş ama insan iradesi, harici faktörler, çeşitli sebeplerle insan çok değişken bir özellik taşıyor. İnsanın yapısında gerçekten bir anda belli bir tarafa kayabilme özelliği var. İnsanların çeşitli zaafları var. Tabii Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları, peygamberler ismet sıfatıyla muttasıftırlar. Onlar masumdurlar. Masum oldukları için ilahi vikaye ve himaye altındadırlar. Cenab-ı Hak onları koruyor ama biz insanlar öyle değiliz. Bizim belli konularda belli bir takım bizim şiarımız, değişmez karakterlerimiz bulunabiliyor. Ama bazı faktörler bizi etkileyebiliyor. İnsan et ve kemikten yaratılmış. Bir takım karmaşık düşünceleri, duyguları var insanın. Zayıf tarafları var. Ama Allah-u Teala'nın sevgili kulları Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermeyi her şeyin üstünde en yüce gaye bilenler, kendilerine nasıl bir menfaat teklif edilirse edilsin, hak bildikleri yoldan ayrılmazlar. İşte bunlar gerçek manada kahramandırlar. Bunlar gerçek manada er kişidirler bunlar. Kur'an-ı Kerim bunlara rical diyor, buyuruyor. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi. Ayet-i Kerime'de onlar öyle erlerdir ki, onları alışveriş, ticari hayat, ticari hayattan uzak kalmazlar. İnzivaya çekilip iktisadi ve içtimai hayatın, sosyal ve ekonomik hayatın dışında kalmayı istemezler. İçindedirler ama
O hayatın içinde yaşarken bile onlar sadık kalmaları gereken dürüstlük prensiplerinden zerre kadar ayrılmazlar. Onların kalplerini oyalamaz. Hırs, tamah ve kaprislerin esiri olmazlar. Onlar çeşitli nefsani duyguların mahkumu olarak bir takım kıymetleri, yüce değerleri feda etmezler. Süfli bir menfaat için onlardan vazgeçmezler. Allah-u Teala'nın böyle Peygamber Efendimiz'e gerçek manada ittiba eden yüksek şahsiyetli ve seciyeli kulları vardır. Onlara Cenab-ı Hak rical diyor. Bunlar gerçek manada erlerdir. Sözünün eri olan adamlardır bunlar. İşte onlar emrolunduğu şekilde hareket etmeye çalışan ve bunda muvaffak olan kimselerdir. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاهُمْ Onların hiçbir ilmi temele dayanmayan, insaf ve hakkaniyet ölçüleriyle kesinlikle bağdaştırılması mümkün olmayan heva ve heveslerine, nefisten gelen, insanın behimi duygularından kaynaklanan, nefsani isteklerine dayanan bir takım kuruntu ve istekleridir. Ehva, heva kelimesi de aynı kökten. Heva ile ehva ikisi aynı kökten aslında. Ehva, insanın tamamen kendi içindeki arzu ve beşeri ihtirasları, hırsları, düşünceleri, duyguları, herhangi bir ilmi kritere, ilmi temele oturmayan insanın düşünce ve kuruntularına ehva deniliyor. Ya işte böyle bir takım fırkı dalle dediğimiz sapık fırkalar aslında bir takım ideoloji ve bir takım siyasi görüşleri insanlara gerçek gibi empoze edebilmek maksadıyla tarih içinde daima bir takım böyle gruplar teşkil etmişlerdir, fırkalar meydana getirmişlerdir. Bunun için bunlara el milel vel ehva ve nihal deniliyor. Bu konuda mezhepler tarihiyle ilgili yazılmış kitaplara genellikle bu isim veriliyor. Milletler, dinler, insanların çeşitli duygu ve düşüncelerini aksettiren bir takım mezhebi görüşler ve nihle dediğimiz yine bir takım yol ve davranışları kendisine prensip edinmiş ekoller manasında. Ve kul amentu bima enzelallahu min kitab. De ki Allah-u Teala'nın kitaptan indirdiği gerçeklere iman ettim. Ben onlara inandığım için sizin görüşlerinize ilmi ve ciddi bir temele dayanmayan fikir ve duygularınıza, sizin düşüncelerinize ittiba etmiyorum, uymuyorum de. وَلَا تَتَّبِيَ اَهْوَاهُمْ Cenab-ı Hak buyurdu ki onların kuruntularına, onların bilimsel esaslara dayanmayan görüş ve fikirlerine uyma. Onların arkasından gitme. Çünkü bir aslı esası yoktur. Ve kul amentu bima enzelallahu min kitab. Ve de ki ben Allah'ın kitaptan indirdiği, bildirdiği gerçeklere iman ettim. Onlara inandım de. İnanılması gereken şeyler onlardır. Ve umirtu li'adile beynekum. Ya adalet her şeyin başı. Ve ben sizin aranızda adaletle, dürüstlük ve sadakatle, hiçbir zaman hakkaniyet prensiplerinden ayrılmadan hükmetme konusunda emir aldım. Bana öyle emredildi. Gerçek neyse onu söyleyeceğim. Aranızda insani, beşeri münasebetler bakımından meydana gelen hukuki problemlerde de haklı ve haksızı ayıracak, haklıya teslim edecek bir uygulama ve tatbikat bana emrolundu. Ben adaletle ve hakkaniyetle davranmakla emrolundum. Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Cenab-ı Hak bizim Rabbimizdir, sizin Rabbiniz değildir demiyoruz. Hepimizin Rabbidir. Rabbül Alemin'dir. Bütün varlık aleminin, gözle görülen ve görülmeyen bütün mevcudatın Rabbidir Cenab-ı Hak. Lena a'maluna ve lekum a'malukum. Bizim işlerimizin sorumluluk ve mükafatı bize, sizin işlerinizin sorumluluk ve vebali de sizedir. Biz sizin yanlışlıklarınızın, sizin batıl ve boş görüşlerinizin cezasını çekecek değiliz. Bizim işlerimizin, yaptığımız güzel işlerin mükafatını Cenab-ı Hak bize verecek ama siz de kendi işlerinizin sorumluluk ve vebalini yükleneceksiniz. La hujjete beynena ve beynekum. Aramızda artık herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Hüccet delil demek, belge, kanıt manasına.
Siz bize kendi haklılığınızı ispat edecek bir delil ve belge gösterecek durumda değilsiniz. Çünkü sizinki tamamen bir zan ve kuruntudan ibarettir. Ciddi bir temele dayanmıyor söyledikleriniz. Onun için artık tartışmayı kesiyoruz. Bu konuda bizim size söyleyeceğimiz bir şey yok. Biz kendi inandığımız esasları bütün açıklığıyla ortaya koyduk, vaz ettik. Sizin buna bizim söylediklerimizi cerh edecek, bunları hükümsüz bırakacak herhangi bir ciddi görüşünüz yok. Onun için tartışmaya mahal yok aramızda. Allahu yecma'u beynena. Aramızı Allah birleştirecek ve bulacaktır. Hangimizin haklı, hangimizin haksız olduğu ilahi huzurda ortaya çıkacak, meydana çıkacaktır. Ve ileyhil masir, dönüş onadır. Akıbet onun huzurunda toplanacağız. Demek Cenab-ı Hak aramızda bizi toplayacak, bir araya getirecek ve hükmünü verecektir. Ve dönüş de Allah'adır. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Onun için ben bu konuda münakaşa ve tartışmayı daha fazla uzatmakta bir fayda görmüyorum. İnsanlar insaf üzere hareket ederlerse, insanlar mesafetle ve vicdanlarının sesine kulak vererek davranırlarsa, bizim söylediklerimizden onların anlayabileceği çok önemli noktalar vardır. Ama onlar hala kendi duygusallıkları içinde, kendi öyle komplike ve karmaşık fikirleri içinde bunaldıkları için onun dışında bir hakikat göremiyorlar. Kendilerinin batıl ve boş olan görüşlerine onlar hakikat kılıfı giydirmeye çalışıyorlar. Ama bu kesinlikle yanlıştır. Ama huzur hakta, haklıyla haksız bütün açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Allahü Teala'nın hükmü yerini bulacaktır. İşte bakın peygamberlere öğretilen bu. Ama önemli ve temel nokta nedir? İlim, hikmet, hakkaniyet ve adalet. İnsanların tam manasıyla istikamet ve dürüstlük üzere olmalarıdır. Bu prensiplere riayet ettikten sonra insanların aralarında mutlak surette bir fikir ve görüş birliği meydana gelecek. Onlar gerçek imana böylelikle ulaşmış olacaklardır.